Hepinize merhaba. Bir süredir yine Almanya'da yaşamla ilgili aktarmak istediğim bir tecrübeyi paylaşacağım bugün sizlerle. Ben buraya geleli işte bir buçuk yıl kadar oluyor. Eşim ve kızım daha bu senenin başına geldiler. Ocak ayında geldiler 2021. Kızım 5 yaşın şu anda 5 yaşına girdi zaten. 5 yaşına yaklaşıyordu. Bir kreş arayışına, arayışına girdik tabii ki. Bu arada bu anlatacaklarım daha çok Berlin özelinde. Yani bulunduğunuz e, şehirdeki uygulamalar farklıysa ona göre kendinize göre uyarlamanız gerekebilir veya bulunduğunuz bölgede bir ayrıca ek araştırma yapmanız gerekebilir. Ama ben kendi tecrübelerimi aktarmaya çalışacağım. Bu maili alana kadar ben adımları tam böyle e, Hangi sırayla ne yapmam gerektiğini bilmiyorum açıkçası. Burada güzelce anlatmış. İlk önce diyor bir kendinize bir hesap kaydı açın. Bu aslında Berlin'de Berlin'in gene, genel bir sayfası. Berlin'de Berlin'deki sadece yabancılar için değil, yani burada yaşayan herkesin başvurabileceği genel e, devlet prosedürlerinin e, kurallarının, duyuruların olduğu bir sayfa. Buradan kendinize bir hesap açın diyor. Daha sonra Kita Navigator'a girin diyor. Kita Navigator, navigasyon bildiğiniz işte yer bulma aracı gibi. Evinizin civarındaki böyle 1-2 bir, bir kilometreye kadar olan mesafedeki tüm kreşleri listeliyor. Sonra o kreşlere başvuruda bulunuyorsunuz. Bunlara gitme talebinizi bu siteden belirtiyorsunuz ve daha sonra... Onlar da sizin bu talebinize yönelik genellikle işte sizi sıraya aldık ya da şu formları doldurun vesaire gibi farklı farklı şekillerde geri dönüyor. Aslında maille de bir yandan başvurabilirsiniz. Onu da yapıyorsunuz. Fakat genellikle geri dönüş şu anda kreşimiz dolu. İşte atıyorum bir yıl boyunca boş yer gözükmüyor. Sizi bekleme listesine aldık. Ama bekleme listesinin ne kadar uzun olduğu, ne kadar bekleyeceğiz, her şey muallak. O arada Umutsuzluğa kapılıyorsunuz, kapılabilirsiniz. Bizim bekleme ve arayış sürecimiz 3-3,5 ay kadar sürmüştü. Şubat ortalarında başladık. Ee, Mayıs başında veya Mayıs ortasına falan bulabildik kreş. Ki o bulduğumuz kreşi de şöyle, Ağustos'ta başlamak üzere diye bulduk. Yani öyle hemen bulduğunuz anda da başlayamıyorsunuz. Ee, bir tanesi gerçi daha erken başlama olanağı sunmuştu ama o da Eve en uzak noktadaydı, o yüzden onu tercih edemedik. O bir sonraki ayda hemen başlatıyordu Haziran ayında. Bu linkleri ben burada videonun açıklama kısmına koyacağım, oradan bulabilirsiniz. Mesap açmakta bir e, zorluk yok, aksine oldukça kolay. Anmelden kayıt olmak demek zaten, e, pardon, login olmak, register register olmak. Burada e, Türkçe'ye de çevirirseniz, ben çok sıklıkla kullanıyorum, tabii ki Google Translate'i. Ben Kayıt olmuştum. Kayıt olmakta da bir şey yok. Mail adresi vesaire vermeniz yeterli. Oturumu aç diyeyim. Hatta evet şifrem falan da burada kayıtlıydı. Direkt açıyorum. İkincisinde bu kita navigatöre gidin. Şimdi burada My benim hesabım. Kita navigatöre gir. Aray, arama yap gibi. Hemen bunu da yine Türkçe'ye çevirelim. Crash gezgini, arama. Kupon uygulaması. İşte ilk yapacağınız şeylerden biri bu kuponu almak. Zaten Crash'teki yazı da aslında ondan bahsediyor olması lazım. Burada bahsetmemiş ama e, öncelikli olarak yapmanız gereken şey, tavsiye edeceğim şey bu kita good e başvurmak. Çünkü gut shine'ınız yoksa eğer crash %80-90 oranında size red dönecektir. Kita good genellikle ön şartlardan birisi. hizmet çevrim içi olarak tanımlay tamamlayın. Buradaki zorluk da şuydu açıkçası, yine Almanca bilmemenin ve formları Türkçe de olsa doldurmaktaki zorunluluk. Sizden şunu istiyor, çocuğu kreşe ne kadar bırakmak istiyorsunuz ve neden ihtiyacınız var gibi bir takım bilgiler almaya çalışıyor. Genellikle de 5 ila 7 saat günde bırakılıyor. Yani sabah 9'da bıraktıysanız öğleden sonra 3-4 gibi genelde kreşler bitiyor. Eşlerden biri sabah erken gidiyor, öğleden sonra erken dönüyor eve çocuğu almak için. Diğeri de geç gidip geç dönüyor. Birisi herhalde kreşe bırakıyor öbürü alıyor gibi. Genellikle böyle bir döngü var burada. Sanırım aynı formu iki kere doldurmak gerekiyor olabilir. Ondan çok emin değilim. Burada aslında yani başvuru kısmı şurada çok kolay. İlk önce buradan başlayın dediğinizde size online yine Türkçeleştirirseniz bir sorularla soru cevap şeklinde ilerliyor. Buraları da detaylıca okuyabilirsiniz. Zaten anlatıyor işte 5 ila 7 saat destek e, vesaire. Özellikle bizim gibi yurt dışından gelip evde Almanca konuşulmuyorsa bunun belirtilmesi isteniyor. Bu e, sanırım yine önceliklendirmede ve e, kreşe yapılacak ödeneklerde de bir artış sağlıyor. Aynı zamanda da avantaj. Biz bunu da seçmiştik ama yine de kreş bulma sürecimiz dediğim gibi bir 3-3,5 üç, üç, ayı bulmuştu. Bunun çoğu da aslında yine bu kitapçığını beklemekle geçti. Herhalde ya eksik form gönderdik, tekrar bilgi istediler vesaire. Ki başvurumuzun ne olduğunu da öğrenemedik. Pandemi olduğu için gidip yüz yüze de sormadım açıkçası. Belki siz yüz yüze veya telefonda iletişime geçerseniz daha kolay olur. İleri dediğinizde sizden bir takım soru-cevaplarla şurada ileri diyorsunuz. Burada evet işte çocuk çocuk hakkında bilgi, daha sonra ebeveynler hakkında bilgi. Bunları dolduruyorsunuz. Fakat bu başvuru online bir başvuru değil aslında. Yani bu doldurma sizin elle yazmanızı kolaylaştırmak için yapılmış gibi. Çünkü en sonunda bu formu kaydetmeniz, çıktı alıp fiziksel olarak imzalayıp göndermeniz isteniyor o gençlik merkezine. Bu form tek başına burada doldurduğunuz işlem bitti anlamına gelmiyor. Revizör burada ebeveyn veya çocuktan sorumlu kişi gibi anlamıştım ben ona göre doldurmuştum yanlış değilse siz yine eğer çevrenizde bilen biri varsa onlara danışabilirsiniz ya da e, açıklamaları daha detaylı okuyabilirsiniz burada tek yapmanız gereken çocukla ilgili bilgi İşte evde Almanca konuşulmuyor ben bunları şimdi doldurmayacağım size bu kadar bu kısımdaki detaya girmeyeceğim bu şekilde formu dolduruyorsunuz doldurmanız dediğim gibi yetmiyor çıktı alıp imza alayıp e, muhtemelen eşlerin ikisinin de belki doldurması gerekiyor veya imzalaması gerekiyor. Ondan sonra gönderiyorsunuz. Gönderdikten sonra bekleme süreci başlıyor. Beklerken siz yine bu başvurularınızı kreş gezgini ve mailleri yapabilirsiniz. Ama genellikle dediğim gibi maalesef çok olumlu dönmüyorlar. Good Shine'ınız geldikten sonra seçilme ihtimaliniz çok artıyor. Bir de şöyle dönemler de var. Atıyorum yazın hepsi bir yaz tatiline giriyorlar. Temmuz ayında genellikle. Temmuz ayı içerisinde birkaç hafta kreşler kapalı oluyor. O kapalı olduğu dönemden sonra sanki yeni bir eğitim sezonu başlıyor gibi. Eğitim dönemi başlıyor. O eğitim dönemine kayıt olma şansınız daha yüksek. Kreş gezginine geliyorsunuz. Zuhi ara diyeceğiz. Burada bulunduğum yere göre 2 km uzaklıktaki işte belli kriterleri seçebiliyorsunuz. Sokak adı girin. Sokak adınıza göre Bulunduğunuz civardaki yerleri gösteriyor. İşte en yakın mesa 0.24 km'de bu okul varmış. Bakın gördüğünüz gibi hepsine keine of freien Platz ediyor. Bu keine olumsuz, of freien free, boş yerimiz yoktur anlamında. Zaten kırmızı çarpıdan da anlayacağınız üzere. Boş yer yok, boş yer yok. Bazen burada boş yer var demesine rağmen başvurular da yine boş yer yok diye dönüyorlar. Hani burada boş yer var demesinin de bir anlamı yok. O size bir ümit vermesin maalesef. Burada işte Kita Navigatör'den arayın. Bir izleme listesi oluşturun. İzleme listesi oluşturun dediği şey şu. Burada yıldız koyuyorsunuz. Bu arada Kita ile ilgili örneğin şu Kita'yı buldum diyelim. Açıyorum yeni bir sayfada. Burada kısa bir bilgi alabiliyorsunuz. Ön bilgi. İşte mail adresine buradan mail atabiliyorsunuz. Web sayfası var. Telefonu var. Almancanız varsa güveniyorsanız ıı, arayıp konuşabilirsiniz tabii ki daha etkili olacaktır. Biz pandemiden dolayı gidemedik açıkçası. Altta da kreşle ilgili aslında daha detay bilgi var. Yine Türkçe'ye çevirirsek. Kreşin işte toplam 39 çocuktan oluşuyor. İşte konumu 3 yaşından küçük olanlar ne tür bir eğitim verdiği, pedagojik yaklaşım, sağlık, kültürler arası pedagoji ve çalışma saatleri. Bu arada çalışma saatleri de bazen Kimisi çok erken başlayıp geç bitebiliyor. Kimisi de erken kapanabiliyor. O da sizin mesela yine iş yerindeki mesai saatinize göre, ihtiyacınıza göre tercih edebilir veya etmeyebilirsiniz. Gerçi kreş bulmak çok zor olduğu için böyle çok bir tercih şansınız olmuyor. Kriterlerinizi mümkün olduğunca geniş tutuyorsunuz. Yani olsun da neresi olursa olsun şeklinde. Maalesef çok kısıtlayamıyorsunuz. Böyle Türkiye'deki gibi gidip öğretmenlerini göreyim detaylarını öğreneyim vesaire. Maalesef çok tercih şansınız yok bu konuda. Ee, diyelim bir tanesini beğendiniz. Bakın bir tanesinde ücretsiz noktalar yer var demiş. Bunda genelde yer var diyor ama başvurunca da kabul etmiyor. Bir tanesini seçtiniz diyelim. Bu güzel rüya olsun. Yıldızla işaretliyorsunuz. İzleme listesini almak istiyorsanız lütfen önceden hizmet hesabına giriş yapın. Favorileri eklemek gibi bir şey oluyor aslında. Evet diyeyim. İlk önce hesabıma giriş yapmamı istiyor. Hesabıma giriş yaptım. Buradan yıldıza tıkladığınız anda onu ekliyor artık. Daha sonra listeme gidiyorsunuz. Şu mine kontodaydı yanlış hatırlamıyorsam. İşte burası biraz karışık gelmişti bana. Ee, i̇zleme listesini aldım ama nasıl başvuracağım? Başvuru kısmı biraz garip geldi dediğim gibi. Mine merkez liste. Merkez liste izleme listem. İzleme listesine gidiyorsunuz hesabından. Bu işaretlediğiniz kreşleri size listeliyor bu durumda. Destek isteğinde bulunun. İzlemenizi destek isteğinde bulunun dediğiniz anda sizin buraya başvurduğunuz anlamı ortaya çıkıyor. Bir de başvurduklarınızı karıştırmamak için açıkçası ben öyle yapmıştım. Bir Excel listesi oluşturdum. Hangisine nasıl başvurdum, nasıl mail döndü vesaire. Çünkü e, düzenli bir şekilde kendinizi hatırlatmanız gerekiyor. Yani ben aylık olarak yapmıştım. O Excel listesinde işte en son şu tarihte başvurdum. Bana şu cevabı verdiler. sürekli de sık boğaz etmemek adına ama düzenli bir şekilde hatırlatmak için biz hala bekliyoruz. Bir gelişme var mı? Bir işte sizin okulunuza başvurmak istiyoruz vesaire. Hatta bunu Facebook grupları falan da var. Onu da tavsiye edebilirim. mesela Berlin'de kreş arayanlar vesaire. Türkçesi de var. Genelde yabancılar. Tam Türkçe demeyeyim. Ama Türkler de doğal olarak yazıyor cevap yazıyorlar ya da kimisi şey diyor şu kreşte bir boş yer gördüm haberiniz olsun vesaire gibi yorumlar bırakılabiliyor sistemli bir şekilde kreş başvurularını yönetiyorsunuz Şuradaki şu linklerde bu kreş için henüz talep yapılmadı şu linkleri falan değiştirebiliyorsunuz yani daha önce başvurduğunuz yerleri buradan da işaretliyorsunuz ama bu işaretlerin falan çok bir anlamı yok Siz başvuruyu yaptıktan sonra görüp görebileceğiniz tek şey şu ilk sayfadaki bu arada Burada da değil. Buradan görmüyorsunuz yanlış hatırlamıyorsam. Hesabımda falan burada gözükmüyor. Siz başvuruyu yaptınız. Şu ilk sayfada girdiğiniz Konto Servis Berlin DE'de şu mektuplar vardı ya burada görüyorsunuz. Burada işte e, şu önceki başvurularım e, ki çoğunda anlamlı cevap da olmuyor burada. Sadece başvurunuzu aldık diye bir not oluyor. Bir tanesine gireyim bakayım varsa. Evet. Bakın bunu Türkçeye çevirelim direkt ne yazıyormuş. Maalesef çocuk için lütfen unutmayın. Saygılarımıza teşekkürler. Şu kitadır vesaire bir şey de yok. Hiçbir şey söylememiş gördüğünüz üzere. Bakalım başka rastgele bir tane daha açayım. Çoğu yerimiz yok diyor ya da Evet talebinizi aldık bakın sadece söylediği talebinizi aldık. Şunu şunu unutmayın. Aşağıdaki bağlantıdan yeni sekme açın oraya ekleyin. Tekrar iletişime geçin. Sonuçta buradan çok fazla bir şey elde edemiyorsunuz. Ben edememiştim. Ama başvurunuzun buradan yapılması gerektiğini de öneriyorlar. İzleme listesi oluşturun. Seçtiğiniz gününüz bakım talebi gönderin. Daha sonra posta kutusundaki durum raporlarına bakın. Durum raporları dediği de gelen cevaplar. Ee, başka sorunuz var mı falan filan. Asıl e, bir diğer yöntem de şu: Siz bunları yine yapın. Goodshine'ınız geldikten sonra git Goodshine'la birlikte bir mail hazırlayın. Genelde o Facebook gruplarında da öyle öneriliyor. Hatta çocuğunuzun böyle e, tatlı, şirin bir resmini de ekleyerek durumunuzu belirtin. Özellikle e, bizim gibi göçmen olarak geldiyseniz, işte evde Almanca konuşulmuyor. Çocuğum şu yaşta. E, kreş ihtiyacım var. Çalışıyorum. Eşim de çalışıyor. Veya tabii doğruyu söyleyin. E, durumumuz budur. Şu kadarlık. Gutschein'iniz varsa genellikle daha hızlı sonuç alıyorsunuz. Ya da bize öyle denk geldi. Gutschein ve zamanlamadan ötürü bir şekilde Gutschein'i söyledikten kısa bir süre sonra e, olumlu cevaplar almaya başladık. Hatta iki okuldan birden olumlu dönüş aldık. Bir tanesi dediğim gibi biraz daha uzaktı. E, i̇kisiyle de görüşüp tercih etme şansımız oldu. Bazen şey de oluyor. Bir tanesine başvuruyorsunuz. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra diğerinden cevap geliyor. Artık hani o geçiş süreci biraz sancılı olabilir. O konuda çok bilgim yok. Genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Başvuru sonrası süreç nasıl ilerliyor? Bize açıkçası önce bir böyle tanıtım gibi okula çağırdılar. Hani bir sorunuz var mı diye soruyorlar. Genelde bu arada eğitim amaçlı değil de Çocuk bakım gündüz evi şeklinde böyle hani çocuğuma ne eğitim vereceksiniz ya da ne programınız var e, diye sorduğunuzda bir garipsiyorlar. Böyle bir eğitim amaçlı değil oyun amaçlı. Yani biz size çocuğunuza gündüz siz işteyken ilgileniyoruz o kadar. Hani özel bir eğitim bir şey vermiyoruz. Tabii ki bir müfredatları var ama çok böyle programlı planlıymış gibi anlatmıyorlar. Siz özel bir şey sormadığınız sürece. E, anladığımız kadarıyla daha biz de kreşe başlamadık ama. İşte sabahtan çocuğu bırakıyorsunuz kahvaltıyı ister evinizde yaptırıyorsunuz ister kreşte diğer çocuklarla yapıyor ama o zaman ona göre erken gitmeniz gerekiyor. Yani çok geç bırakırsanız kahvaltı saati kalmıyor sonra toplanıyorlar birlikte bir etkinlik vakitleri oluyor öğlen yemeğine kadar hava güzelse dışarı çıkıyorlar değilse içeride etkinlik yapıyorlar daha sonra öğlen yemeğini hep beraber yiyorlar. İsterseniz yemek tercih etme olanağınız var. Bunu açıkça belirtiyorlar. Özellikle Müslüman ailelerin tabii ki e, domuz eti vesaire gibi konulardaki hassasiyetini de bildikleri için. Bunu e, hatta özellikle soruyorlar diyeyim ya da bilgi almaya çalışıyorlar. Bu şekilde e, tercihlerinizi de seçtikten sonra. Öğleden sonra da bir ikindi kahvaltısı yemeği gibi bir şey var. Aylık sadece 23 Euro kadar bir katkı payı talep ediliyor genelde özel bir kreş değilse özel ek hizmetleri varsa Örneğin çift dil gibi çok ne bileyim hani hem İngilizce hem Almanca eğitim vesaire çok özel şeyler varsa kreşte Ancak onun için ek ücret talepleri oluyor Bunun dışında standart oyun oynatıyorlar 3'e 4'e kadar oyalayıp yemekten sonra da bir uyku ve kitap okuma gibi dinlenme dönemi sonra ikindi kahvaltısı dedikleri şey. Ondan sonra zaten saati 3-4 yapmış oluyorlar. Artık e, öğretmenler yavaş yavaş okuldan ayrılırken e, veliler de gelip çocukları almaya başlıyorlar. 3-4 gibi genellikle kreşler e, kapanmaya başlıyor diyeyim. Zaten çocuk parklarında vesaire de görüyorsunuz. 3'ten 4'ten sonra bütün aileler çocuklarla kreşten çıktığı gibi ilk önce bir hava güzelse yine parka gidiyorlar. Parkta biraz zaman geçirip sonra eve geliyorlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız olursa yorumlara yazın. Bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışacağım. Çünkü benim de tecrübelerim çok kısıtlı. Sadece yaşadık yaşadıklarımı biliyorum diyeyim. Yaşadığım kadarını biliyorum. Oralardan bilgi aktarabilirim şimdilik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizin crash arayışınız çok daha kolay ve sorunsuz geçer. Herkese iyi günler diliyorum. Görüşmek üzere.